الباب الرابع عشر باب كراهية ما يستنجى به. الحديث الثامن عشر حدثنا هناد قال حدثنا حفظ بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر. أنت الجباب استنجا قلنبيا نسلا من مكروه لره طورس الجباب يعني بعض نسلا يمنى استنجا قلسي جائز تاش وطاش كوشي نسلا بعض نسلا يسا استنجا قلسي جائز مس مكروه براد. 18 حديث Tirmizi aytibdilar, bizga Hannat hadis aytildi. U kishi aytdi, bizga Hafs bin G'iyos hadis aytibdilar. Davud bin Abu Hinddan, u kishi Ash-Sha'bidan, Ash-Sha'bi Alqamadan, Alqama esa Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan. Sahobiy aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar, tezak bilan va suyaklar bilan istinjo qilinglar. Albatta u jinlardan bo'lgan birodarlaringizni ozuqasidir deyaptilar. Bu hadis sahihdir, Nasoiy ham rivoyat qilganlar. Va Tirmiziy aytadiki, bu bobda Abu Hurayradan, Salmon Farsidan, Jobirdan, Ibn Umardan hadislar bor. Demak, tezak va tezakka o'xshagan najos narsalarga istinjo qilishlik durust emas. Ya'ni u tezak bo'lishi ham mumkin yoki najosatli tosh, najosatli kesak, najosatli paxta, lata, qog'oz bo'lishi mumkin. Ular ham durust emas. Chunki istinjodan maqsad tozalashlik-ku. Najosatdan tozalashga hosil bo'lmaydi. Va suyaklar bilan ham durust emas. Chunki suyaklar masalan uchli bo'lib sanchilishi mumkin, qirrali bo'lib kesilishi mumkin. Va payg'ambarimiz alayhissalom bu yerda boshqa bir illatni ham aytayaptilarki, chunki bular jinlardan bo'lgan birodarlaringizni ozuqasidir deyaptilar. Demak, jinlardan ham biz o'rtamizda birodarlik, uhuvvat bor ekan. Bu zamondagi İslam'da dava kıyanlar ortalarda o kuvvetli kabul kılışmayaptı, kilişşelmayaptı, eki ülke buluşelmayaptı. Lekin İslam eti yaptı ki fakat insanlar da ortası demez. Eğer mu'minler iman kildirgen bise, ular bilen insanlar da ortası da o kuvvet biraderlik var. Cinler eğer imanda bise biraderlerimizdir. Şunun için mu'min cinlerini görüp kasalarız, eziyet vermeyler. Mu'min cinlerini itibarge alıyorlar. Payg'ambarimiz alayhissalom e'tiborga olayaptilar. Bu sizlarni jinlardan bo'lgan birodarlaringizning ozuqasidir. Ularning ozuqasini siz istinjoga ishlatishligingizdan ularga qattiq hurmatsizlik qilgan bo'lasiz. Bu hadisda payg'ambarimiz alayhissalom qisqacha aytdilar va boshqa hadislarda keng aytganlarki, jinlar kelib so'rashdi bizga ozuqa deganda, payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, meni ummatim yegan go'shtlarning suyaklari sizlarga oldingi holatida ozuqa bo'lsin dedilar. Mu'min kishilar islom qonunlariga, hukmlariga ko'ra so'yilgan hayvonlarni go'shtini yeydi, suyagini otadimi? Shu suyakka jinlar keladi, ularga bu suyak oldingi holatiga aylanib qoladi. Allohning qudrati bilan. Keyin uni yeydilar. Shuning uchun suyaklar har yerga tashlanmasin. Shuning uchun bizda odat borki, eskidan odat bor edi. Suyaklarni bir chekiga tashlashadi, devorni tagiga, daraxt tagiga, nimaga? Bunday yerlarda bo'ladiki, jinlar kelsa xotirjam bo'ladi. Nima bir maydonga tashlab olsangiz, jin uni yegani keladimi? Uni yiyapti, siz uni ko'rmaysizda, jinni oyog'ini bosib olasiz, belini bosib olasiz. Keyin u ham sizni ichingizga kirib oladi, og'zingizni qiyshaytirib qo'yadi. Hayron bo'lib yurasiz, nima balo bo'ldi ekan. Diqqat qilishlik kerak. Mana hadisda, sahih hadislarda xabar berilyapti. Kofir jinlarning masalasi boshqa. Hozir yahud nasroniylar bizga qanday dushman bo'lsa, kofir jinlar ham shunday dushman. Ammo mu'min jinlar hammasi bizning birodarlarimiz. Ularni diqqatga olaylik. Har bitta uyda, xonadonda bir jin yashaydi uy oilasi bilan. Jinlardan qo'rqmanglar. Har bitta insonda jin bor. Sizlar ularga aziyat bermanglar, hurmatsizlik qilmanglar. Hurmatsizlikni bütün türlerini kımıyorlar. Mesela cinlerini sökmeyorlar. Mesela kımıyorlar. Mumunlarını anlattı. Cinlere mintakasıya karar bulur. Mesela Özbekistan'da cinler Özbekçe yaklaşırdı. Arabistan'da ile Arapça yaklaşırdı. Rusya'da ile Rusça yaklaşırdı. Türkiye'de ile Türkçe yaklaşırdı. Angliya'da ile İngilizce yaklaşırdı. Her kim özünü mintakasıya karar.
Çünkü üylerde yaşadılar onlar. Bakın bir de yaşayan cin, aldın bilmek yazı sen örgen gen. Özbekçe. Çünkü bir bana madrasa bile atılınken bilen biri Özbekçe burada dersler. Kızı kaçırdı ki ayet, hadislerden dersler buluyor. Ya başka fikirlerden, sarf, nahu. İbn-i Sami'den nakıl kılsaydı ki İbn-i Sami bir gün üyüde namaz okuyordursa ve şerfeler eşitilip avaz gibi. Selamun aleyküm şeyh, bizim desir, sizden bir iltimasınız var idi. Peki İbn-i Sami'den ve aleyküm selam. Kim sülerdiyse biz sizin meçhitteki şagirdleriyiz. Yenge ders başlayasılar falan kitaptan düşünge koşulmak için izin birerse mi? Sizden bir izin alaylık, haberiz bulsun diyebiliriz. Semayen izin veremen ama insanlara yazıyat vermeyeler. İnsanlara yazıyat vermeyeler dedi. Tamam yazıyat vermeyeler. Yani insanlar onlara yazıyat vermezse onlar insanlara yazıyat vermeyeler. Değil mi? Mesela insanlar kendi imamalıksa şunu diye imamalıklar. Dini merkezler, meçhitler, medreselerde mumun cinler kilişette kafir cinlerde kilişeye izin vermeyeler. Kilise uğruşan olurlar. Can kilişeler. Koludan ki genişler. Kafir cinlerden şimdi zina yerleri gel, musika yerler, şarap hurlik, haram işler bulunduğu yerde duradılar. Mumun cinlerde yakınlaştırmıyor. Tezek meselesi ise cinlerinin merkepleri gel. Minediyan meseleleri gel. Ular diye muzların atları, tüyeleri var. Eşekleri var. Hazır Irak'ta Mercedesleri, cipleri var uzlarının. Samolotları var. Uzları gelişer. Şu meselelerde istimal kılışar onlar. Cinlerde alanı bizikiden göre kaptarak. Yani insanlardan 9 barabar köp olar. 9 barabar. Hazır mesela 5 milyar insan olsa demek 45 milyar cin var. Dünyada. Bu hadisten malum oluyor ki demek onlardan yiyerekken, içerekken ve ötken hadislerden malum oldu. Onlardan üylenedi, köpeyedi onlardan. Şunu güç etiyordu. Her bitti üyde mesela aile yaşayıp mı? Yerde bir cin hem yaşaydı ailesinden, bala şakalarından. Şunun için bir cinli sezik kasız aldığını ki inlemeyin. Gözünüz ki sizi eziyet verirdi yani, korkutu yaptı. Ya ki bazı beyfarvanlıklar kılıyor. Etesiz ki Allah'ın atı bilen etemen ki eziyet vermeyin ketkin, Allah'tan korkun diyorsun. Cinler bazen bir ilan, ya ki müşük, ya ki it suratlarda gelişen mümkün. Peki haşara suratta gelişen mümkün. Ular diyen sezik olsanız aldığınızda ketkin deyiz. Allah'ın atı bilen etmen ketkin deyiz. 2-3 metre etersiniz ketmezse kiyin onun cezasını versiniz buna. Şimdi günahkar bunu deyiz. Eğer agahlantırmazsa onge ceza versiniz ki uğraram size ceza verişi mümkün. Ve kad rava hazel hadise İsmail ibn İbrahim ve gayruhu an Davud ibn Abi Hind an Şe'bi an Alkamete an Abdillah أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله فقال الشعبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وكان رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وفي الباب عن جابر وابن عمر Bu hadisini İsmail bin İbrahim ve ondan başkası hem Davud bin Abu Hint'ten rivayet kıldı. Davud ise Şabi'den, Şabi Alkama'dan, Alkama ise Abdullah İbni Mesud'den rivayet kıldı. Abdullah İbni Mesud Peygamberimiz Aleyhisselam'dan biriydi cin keçesinde. Cin keçesi ne dedi yani? Cinler Peygamberimiz Aleyhisselam'a iltica çıktı. Ayçtı ki ya Resulallah biz size iman getirgenmiz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam fakat insanlar gelmez. Bütün insanlar ve cinler gelip peygamber kılıp yönetilgenler. Adamlar, insanlar sizden katta faydalanışı yaptı. Ama biz bu braderlerimizde eziyet bulmasın da sizden faydalanı almayabız. Mükemmel halette. Savallarımız var, soruyu almayabız. Tasavvukluyum hazır cinler gelip ruhsat bilsek. Yine savallar bulsa soru ilandır. Elbette ki akidesi büzük bulgen kişilerinin suygen hayvanlarının hükmünü mü buladı? Mesela kafirde suygen nesnesi haram bulamız. Mumundaki halal bulamız. Ama bazı dakikası şirk var. Ulardı suygeni mi buladı? Onu bana mumun buradalarımız yese, onu suyagi, ne için biz yesek, buladı mı bu meydanımızı sorasa, ayrıca ki musikanın hükmünü mü dese, harammaz mıydı? Dese,
qiyin bo'ladi albatta. Jinlar shuning uchun payg'ambarimizga elchi jo'natibdiki, bizga ham alohida dars bering deb. Keyin payg'ambarimiz alayhissalom kechasi yarim kechasi ularga dars bergani ketdilar, Abdulloh ibn Mas'udni ham oldilar birga. Bordilar-da shunday chiziq chizdilar, shu chizuqdan tashqari chiqmagin dedilar. Nima bo'lsa ham chiqmagin dedi. Men seni oldinga kelganim dedilar. Agar bu yerdan chiqsang, qiyomatgacha seni topolmaymiz dedilar. Ibn Mas'ud tashqariga o'tiribdan dedi. Bir vaqt payg'ambarimiz alayhissalom ketdilar, uzoqlashdi. Har xil dahshatli narsalar kelishni boshladi, har xil shakllarda. Payg'ambarimiz atrofiga to'planyapti, har xil dahshatli ovozlar kelyapti. Keyin ba'zilari kelib, meni ham qo'rqitishyapti. Men o'zimdan qo'rqmadim, payg'ambarimizdan qo'rqdimki, payg'ambarimizga zarar bermasin deb, bu kishini xizmatiga borgim keldi. Qani, yana o'zini o'ylamayapti hali, payg'ambarimizni o'ylayapti. Lekin payg'ambarimizning buyrug'i esimga tushdiki, shu haddan tashqariga chiqmagin, nima bo'lsa bo'lsin, dedilar. Shuning uchun chiqmadim deydi. Payg'ambarimiz buyurganligi uchun chiqmayapti. Bo'lmasa payg'ambarimizning himoyasiga bormoqchi. Lekin payg'ambarimiz alayhissalom albatta mukammal biladi, chiqmagin dedi, chiqmadi. Payg'ambarimiz alayhissalom keyin yuzi ancha shovqin-suron bo'ldi. Jindan savol so'rashyapti, o'zlarini qiziqtirgan savollar. Payg'ambarimiz alayhissalom da'vat qilyaptilar, dars beryaptilar ularga. Keyin bomdodga yaqin keldilar, Madinaga shaharga qaytdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, shunda jinlardan kelishdilar-da, kelib ummatga xabar beryapti insonlarga. Insonlar, men jinlardan gaplashdim. Ularga aytdimki, ummatini suyagi sizlarga go'sht bo'lsin va ummatimning hayvonlarini tezagi chiqindisi sizlarning hayvonlaringizga yemak bo'lsin dedi. Deb kelishdim. Shuning uchun tezakka va suyaklarga sinjoq qilmanglar. Albatta, u jinlardan bo'lgan birodarlaringizning ozuqasidir dedi. Isroilning rivoyati Hafiz bin G'iyosning rivoyatidan sahihroqqa o'xshaydi deyaptilar Imom Termiziy. Ya'ni oldingi hadisdan ko'ra. Birinchi keltirilgan hadisida mana Hannatdan keyin Hafiz bin G'iyos bor edi. Bu rivoyatda esa mana Ismoil kelyapti. Ismoil keyin Davuddan rivoyat qilyapti. Bu sahihroq deyaptilar. Ahlilni nazdida mana shu hadisga amal bor deyaptilar. Shu hadisga amal qilishadi va bu narsalarni ishlatishmaydi. Demak, tezak va suyaklarni ishlatmasligimiz ikki tarafdan bo'lyapti. Birinchidan, jinlardan bo'lgan birodarlarimizga aloqasi bo'lganligi uchun, ikkinchidan, bular poklaydigan narsa emas. Shuning uchun mana shu masalada ulamolar chiqarib aytadiki, istinjoga poklaydigan narsalar ishlatilsin va keraksiz, qiymatsiz narsalar ishlatilsin. Kerakli, qiymatli narsalar ishlatilmasin yoki yozuvlar yozilingan narsalar ishlatilmasin. Xususan islomiy narsalar yozilingan, Allohning ismlari, payg'ambarlarning ismlari, islomiy ismlar yozilingan qog'ozlar ishlatilmasin yoki latalar ishlatilmasin. Va mutlaqo harf yozilingan narsalar ishlatilmasin. Ilmni ehtirom uchun, islomni ehtirom uchun. Keraksiz, yozuvsiz qog'ozlar bo'lsin. Kerakli qog'ozlar ham ishlatilmasin, islom bo'ladi. Va kerakli paxtalar yoki latalar ishlatilmasin. Keraksizlar ishlatilsin. Ba'zilar toshga xoslashadi. Ya'ni zohiriylar shunday dedi. Faqatgina tosh bo'lsin dedi. Hozir albatta ular ham qaytgandi, chunki hozir 10 qavatli uyda yashasa tosh ko'tarib yuradimi yana. Va taom ishlatilmaydi. Insonning taomi yoki hayvonlarning taomi ishlatilmaydi istinjoga. Va bu vaqtda Jobirdan va Ibn Umardan hadislar bor.